Merhaba gençler, bir yorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam. Uzman yayınlarından bir soru var. Bir deneyde içinde glikoz ve laktoz içeren besi ortamında diyor bir saprofit bakteri. Bakın dikkat edin buna. Bilim zamandaki sayısal değişimi incelenerek diyor aşağıda grafik çiziliyor. Bakın bakteri sayısı artmış. Bakın laktaz enzimi belli bir süre arkadaşlar artmamış değil mi? Ondan sonra artmaya başlamış. Yani şuraya kadar laktaz enzimi artmamış ortamda. Diyor ki buna göre grafikte diyor verilen bilgiler dikkate alındığında bu bakterilerle ilgili diyor hangileri doğru olur diyor. Şimdi arkadaşlar buradaki mantık şu benim anladığım. Bakteri arkadaşlar saprofit ya. Saprofit ne demek? Hücre dışına sindirim enzimi salgılıyor. Bakın hücre dışına sindirim enzimi salgılıyor. Hücre dışına sindirim enzimi salgılıyor. Arkadaşlar ortamda ne varmış? Laktoz varmış. Bakın glikozu zaten hücre kullanıyor. Ama laktoz nedir? Disakarit olduğu için zardan geçemiyor. Dolayısıyla bu salgıladığı enzim arkadaşlar ne yapar? Laktozu sindirecek. Laktoz neye dönüştürecek arkadaşlar? Glikoz artı galaktozu dönüştürecek ve daha sonra bunları da kullanacak diyebiliriz. Şimdi soruya bakalım diyor. Gerekli enerjiyi öncelikle diyor yaşadıkları ortamdaki glikozdan sağlarlar. Tabi sonuçta arkadaşlar bu bakteri nedir? Saprofit yani heterotroftur aynı zamanda. Dışarıdan besin alıyor. Bakın bir süre arkadaşlar laktaz enzimini sentezlememiş. Bu esnada arkadaşlar ortamdaki glikozları kullanmış olabilir. Daha sonra glikozlar arkadaşlar bitince bu sefer ne yapmış? Sindirim enzimi salgılayıp laktozu sindirip oluşan glikoz ve galaktozu kullanmış olabilir. Evet öncelikle arkadaşlar ortamdaki glikozları kullanmış olabilir. Ortamda glikoz varken diyor laktozun yıkımını sağlayan enzimler üretmezler. İhtiyaç duymamış olabilir. Bakın bu da söylenebilir. Ya şu ana kadar bakın laktozu sindiren enzim arkadaşlar laktaz enzimini yani üretmemiş. Glikozlar tükendikten sonra bunu üretmiş olabilir. Bunu da arkadaşlar söyleyebiliriz. Glikozun yıkımını sağlayan enzimler hazır bulundurulur diyor. Arkadaşlar glikozun yıkımını sağlayan enzim ne demek? Bu solunum enzimi demek değil mi? Glikozun yıkımı solunum anlamında bakın. Sen glikozu alırsın, oksijeni solunumla, karbondioksit artı suya, artı işte ATP filan dönüştürürsün. Tabii eğer fermentasyon yapmıyorsan. Dolayısıyla arkadaşlar burada tabii ki solunum enzimleri hücrede sürekli bulundurulur. Yoksa ihtiyaç olduğunda sentezine filan zaten diyemeyiz. Cevabımız dediğin oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.